başka ispatlarımla bu şeker gitmiştir. Ama ilk defa Cumhurbaşkanımız olarak sizin aranızda olmaktan bu güzel iyi ziyaret etmekten Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açıp hepinize bu toprakları yurt ettiği yer burası. Laleler şehri. Bu güzel şehirde, bu güzel şehrimizin, bu güzel insanları, siz değerli vatandaşlarım ve arkadaşlar, benim için gerçekten büyük bir mutluluk oluyor. Bu ziyaretin uzun yıllardan sonra, duyduğum kadarıyla 30 yıl olmuş, 30 yıl sonra bu yine bir Cumhurbaşkanı olarak gelmem bu aramızda olmam. Ayrıca daima en zor durumlarda bile ıslandı bir şekilde iyi şeylerin olması gerektiğine inanan ve bunu destekleyen bir olarak bugün memleketimizde güzel şeylerin olduğunu görmekten de ayrıca çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Böyle bir iklimde ilimizi ziyaret etmekte nasip olduğu için, uygun olduğu için ayrıca buna çok seviniyorum. Bugün bu gördüğünüz manzara, bütün temsilcileriniz, değerli milletvekilleriniz, sizin temsilcileriniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber bu fotoğrafları görmeye sizler de çok arzu ediyorsunuz tabii ki. Şunu her zaman söyledim, bugün de söylüyorum. Biz büyük bir milletiz. Biz çok büyük bir devletiz. Tabii ki büyük milletlerin farklılıkları olacaktır. Ama farklılıklarımızı sıkıntılı görürsek tehdit olur. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görürsek hepimizi kucaklarız, kardeş oluruz ve o zaman çok daha güçlü oluruz. Bugün bu kardeşlik rüzgarının çok güçlü estiğini görüyorum. Bu halk açılığımızda. Huzur, barış, kardeşlik bunların hem insanın fıtratında olan kelimelerdir, vasıflardır. Hem de hepimizin, bu milletin çok önemli vasıflarından birisidir. Bizler hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Bu yurt, bu topraklar, bu ülke hepimizin. Hepimiz istediğimiz yerde yaşayabiliriz. İstersek İstanbul'da, istersek Diyarbakır'da, istersek Muş'ta, istersek Kayseri'de. Bütün bu vatan toprakları hepimizindir. Ve hepimiz tabii ki birbirimize yaşıyoruz. Her ülkenin olduğu gibi bizim de tabii ki sıkıntılarımız, problemlerimiz, noksanlıklarımız vardır. Bunları çözmek, bunlardan kurtulmak hepimizin görevidir. Bu konuda atılan cesur adımları, yapılan cesur çalışmaları, bunların hepsini doğrusu takdirle izliyorum. Ve hepimiz kardeşliğimizi pekiştirmek için, hepimiz birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek için, hepimiz sert sert olarak da, kurumlar olarak da, siyaset kurumları da, devlet kurumları da, hepimiz olağanüstü kardeşlik çabası göstermemiz gerekmektedir. Bunun bugünlerde yapılıyor olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyorum. Değerli vatandaşlar, eğer bir yerde huzur olmazsa, kardeşlik, barış olmazsa gelişme, kalkınma da olmaz. Bugün
vilayette aldığım bilgilerden güzel şeylerin yapıldığını bir kez daha gördüm. Hastaneleriniz yenileniyor. Ovalarınız inşallah çok daha verimli hale gelecek. Barajlar yapılıyor. Ama bunlar yetmiyor. Daha çok şey yapmamız gerekir. Bugün Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, valimiz, belediye başkanımız, bütün komutanlar, herkese burada hepsine şunu söyledim. Memleketimizin bu bölgesi en çok desteklenmeye, en çok himayeye, en çok teşvike masal bölgedir. Dolayısıyla en çok ekonomik olarak da çok destekleyeceğiz. Havalarınız gördüğünüz gibi güzelce çalışıyor. Demir yolları yeniden naklediliyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ama bütün bunlar huzurun, kardeşliğin pekiştiği, herkesin birbirinin kıymetini daha çok bildiği, herkesin birbirine daha çok sahiplendiği bir dönemde, ülkede, şehirde çok daha anlamlı olur. O bakımdan geçmişi unutmak lazım. Hep geleceğe bakmamız lazım. Onun için sıkıntılarımızı çözme iradesi, sıkıntılarımızdan kurtulma azmi gördüğünüz gibi hepimizde, herkeste var. Şimdi sizler de buna hep destek vereceksiniz. Ve inanıyorum ki hep beraber güzel günler, çok daha aydınlık günler bizleri bekliyor. Çok daha fazla çalışmamız gerekir. Çünkü ülkemizin bu yörelerinin biraz başka şehirlerimize göre daha çok gelişmeye ihtiyacı var. Daha çok yatırıma ihtiyacı var. Daha çok altyapıya ihtiyacı var. Okullarımızın daha çoğalması gerekir. Bütün bunlar inanıyorum ki huzur ortamı içerisinde çok daha kolay olacaktır. Tabii ki bu mümin topraklara özel sektörde gelecektir. Onlar da yatırımlarını yapacaklardır. Devlet de daha çok yatırım yapacaktır. Böyle bir dönemin inşallah başladığını görüyorum. Ben tekrar hepinize sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Halkımızla paylaşmaktan gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Uğurlu ayaklarınızla 30 yıldan sonra inşallah kalkınan bir Muş, derleyen bir Muş, doğunun incisi olan bir Muş olarak sayenizde göreceğiz. Sağ ol. Ben bir fitne emirlerinizi bekliyorum efendim. Sağ ol. Evet. Şehirlerde tabii ki temsil eden valiler, bürokratlar, hepsi komutanlar, hakimler, savcılar çok önemli görevler yapıyorlar ama nihayet de onların hepsinin görev süreleri bellidir. Doğdukları yerlerde değil, onlar kendilerine görev verilen yerlerde hizmet ediyorlar. Ama belediye başkanları şehirlerin emiri olarak, şehremini diye de bilinir biliyorsunuz. Onlar buranın hep yerlisi, öyle derler. Onların mezarları da buradadır, atalarının, şehrin eşrafını, herkesi, bütün hep bilirler. O bakımdan bütün hep şehrin, bütün buradaki vatandaşlarımızın hepsinin gösterdiği sevgi, sizin de hep şahsınıza tekrar teşekkür ederim.